Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Şamandıra yapımımız güzel gidiyor. Geçenki yaptığım şamandıraları boyadım. Onların videosunu da çok yakında sizinle paylaşmış olurum. Hatta bu videodan daha önce paylaşmış olabilirim. Belki o videonun arkasına bu videoyu ekleyebilirim. Bundan dolayı yeni şamandıralar da yolda. Bunları da bitirir bitirmez bunların da videosuyla beraber karşınızda oluruz inşallah. Gayet şu an için hava elverişli bir şekilde ilerliyoruz. Durum bu arkadaşlar. Hepinize rastgele. Arkadaşlar, yeni şamandıralarını üretmeye devam ediyorum. Gayet hoş oluyorlar. İnşallah güzel balıklar yakalarız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi son yaptığım şamandıralar var. Onların boyamaları kaldı. Onları boyayacağım inşallah. Kısa kısa da boyarken görüntü alacağım. En son bitiminde tekrar görüşürüz. Bas bakalım Yasin. Evet arkadaşlar, kırmızıyla başlıyoruz. Bas bakayım. Bas oğlum, tutacağım oğlum. Thank you.
Evet arkadaşlar, şamanların ilk aşamaları tamam, kurumayı bekliyorlar. Kuruduktan sonra ikinci, üçüncü renkler devreye girecek. Evet arkadaşlar, boyamaya devam. Şu an yeşillerdeyim. Yeşil olanlarda bittim. Ara siyah çizgilerini çekip sona doğru yaklaşacağız. En son kuruluklarında tekrar video kaydederim. Çevir bakalım Yeniz.
arkadaşlar boyanmış halleri. Ayak uçlarına beyaz boyayacağım. Daha sonra parlatacağım. Sonra koruyunca kullanıma hazır olacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi ayakların beyaz boyasını atmaya geldi sıra. Buraya şamandıralar için misin üzerine takılan lastik aparatlar var. Satın aldığım şamandıralarda da burası beyaz olanlarda. Yani boyanmış olanlarda daha çok kolay girip çıktığı için, şimdi hoş bir görüntüsü olduğu için ben beyaza boyuyorum yaptığım şamandıraların ayaklarının ucunu. Ayakları da beyaza boyadım. 1, 2, 3, 6 Yasin'inki de beraber 7 şamandıra. Biraz sonra parlatma işlemi için görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar selamünaleyküm. Ortalık biraz dağınık. Yarın düğün çekimim var. Bundan dolayı makinayı vesaire şarj için açtım. Buradaki ortadaki dağınıklığımı topladım. Şimdi şamandıralarımızın boyaları kurudu. Ayak kısımları da kurudu. Allah'ın izniyle parlatma işlemi bitince daha canlı görünecekler. Farklı farklı değişik şekillerde şamandıralar tasarladım kafama. Baba benimkini. Şimdi de gösterelim babacığım. Onu da farklı bir boyama sistemiydi boyadım. Bakalım şimdi çıkma olacak mı boyalardan? Suyun içine girince çıkıyordu boya. Korumaya alınca çıkmazsa iyi bir şey. Şimdi bu arkadaşlar hemen hemen av için hazırlar. En son işlemleri bitince kullanıma hazır olacak. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, Namık Yasin'in kameramanın 1.75 gram olarak denediğim, yani 1.75 gramı kaldırabiliyor. Seviyelerde falan oluyor. Tam ideal seviyeler. Bu şamandırasıyla başlayalım.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şu an kuruma işlemleri tamamlandı. Artık avlanmaya hazır şamandıralarımız. Hatta durum hikayelerimde paylaşınca arkadaşlarımdan biri şu sağdaki iki şamandırayı ben alıyorum dedi. Onları ona sattım. İnşallah bunları avda kullanırken de güzel videolar çekeriz sizlere. Bu arada burada da tohumlarım var. Çanakkale'den kozalaklardan almıştım. Bunları da avlara gittiğimde yanımda götürüp oralara dikmeyi düşünüyorum. Sizler de böyle yanınıza tohum alıp, meyve fidanının tohumu da olabilir, çekirdeklerini, gittiğiniz gelip geçtiğiniz dağlarda, ağaç olmayan yerlerde ekerseniz, herkes bu şekilde ekse, ağaçlanma sağlanabilir diye düşünüyorum. Hepinize şimdiden rastgele diyorum, görüşmek üzere arkadaşlar.